Kripto Krallığı kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte AVAX'ı inceleyeceğiz. AVAX'ta son durumlar nedir? Yön nereye gidiyor gibi sorularınızın cevabını gidermeye çalışacağım. Aynı zamanda 9 Mart olayı hakkındaki ben görüşlerimi de bildireceğim arkadaşlar. Artar mı düşer mi? Sizin de eminim çok merak ettiğiniz bir konudur. 9 Mart herkes söylüyor. Hemen isterseniz videoya başlayalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şöyle bir iki taraftan da birbirini baskılayan bir simetrik üçgen yapısı oluşmuş. Her ne kadar tam simetrik olmasa da bunu üçgen yapısı olarak kabul edebiliriz. Bakın gördüğünüz gibi üst bandından direnç olarak kabul ediyor ve her defasında red yiyip aşağıya doğru düşüyor. Ve alt bandından da gördüğünüz gibi desteğini mükemmel bir şekilde buluyor. Alt bandından desteğini aldı ve daha sonra arkadaşlar bunun kırılımı gece 3'te gerçekleşti ve kırılımdan sonra bakın kırılımını pozitif yönde gerçekleştirdi. Yani bunun altına kırsaydı daha kötü sorunlar oluşabilirdi AVAX'ta. Peki bu formasyonun hedefi nedir diye bakarsak boyundan en geniş çizgisine kadar aldığımızda formasyon hedefi arkadaşlar yaklaşık olarak tam buraya koyalım. Evet bakın zaten direnç noktasına falan gelmekte. Şöyle biraz uzatalım. Evet. 32,6 dolar seviyelerine kadar gelebileceğini söylüyor bu formasyon. Eğer ki Bitcoin kendi bir şey yapmazsa yani ben bu seviyelere gelebileceğini düşünüyorum. Buradan biraz red yiyip böyle biraz geri çekilme olabilir ama sonrasında kıracaktır diye düşünüyorum ben açıkçası. Şimdi arkadaşlar baktığımız zaman diğer bir yöntemle de bakalım. İsterseniz Fibonacci ile bakalım. Fibonacci bunda da gayet iyi çalışıyordu. Evet, şuradan tüm çizimleri kaldır diyelim. Evet, Fibonacci çekeceğiz arkadaşlar. Fibonacci'de bakalım ne diyor. Kısa vadeli bir Fibonacci çekelim öncelikle. Evet. Şuradan aldığımızı varsayarsak buradan da çekelim bakalım. Evet bakın. Fibonacci'ye göre de en kritik seviye 25 dolar seviyeleriymiş arkadaşlar. Bakın burada ne güzel tepki almış. Burada direnç destek rolü oynamış. Düştükten sonra hep buradan desteğini almış. Daha sonra burayı kırdıktan sonra burası artık onun için direnç olmuş. Yani 0.618 Fibonacci'nin en kritik desteği seviyesidir. Bakın gördüğünüz gibi bunun üstüne atmayı başarmış gibi duruyor. Yani ilerleyen dakikalarda bir hala artış görebilir. Hem de düşen trendi kırdı hem de 0.618'den de desteğini almış gözükmekte arkadaşlar. Kötü senaryo olarak da en kötü senaryoyu 1.618 de en kritik seviyelerden biridir. 16 dolar olarak gözüküyor. Yani maksimum buraya düşer bence ama ben buraya da düşeceğini sanmıyorum arkadaşlar. Yani öldü bitti yani daha ne yapacak? 15 dolara düşer mi derseniz bence düşmeyecek. Şimdi isterseniz bir de daha geniş çaplı bakalım. Bir de yani ileriye yönelik hedeflerine bakalım. Ve en sonunda ben 9 Mart olayıyla kendi görüşlerimi birleştirmek istiyorum arkadaşlar. Hemen bakalım şuradan. Bu arada hastayım kusura bakmayın sesin çok kötü çıkıyor olabilir. Evet tam bu noktayı almamız lazım. Evet bakın arkadaşlar Fibonacci retracement seviyelerinden biz bunun geleceğe yönelik hedeflerini bulabiliyoruz. Öncelikle bu 66 dolar kısa vadeli hedefi olarak gözüküyor. Yani Bitcoin eğer ki saçmalamaya başlamazsa arkadaşlar yeniden 38 bin, 39 bin, 40 bin seviyelerine falan karışmazsa AVAX'ın gelebileceği ilk noktanın 66 dolar seviyesi olduğunu gösteriyor bize Fibonacci. Daha sonrası en kritik seviyesi 94 dolar seviyelerinde bize red diyeceğini söylüyor. Yani buralarda artık güç kaybedeceğini söylüyor. 94 dolar seviyeleri, daha sonrası 139 dolar, 184 dolar ve 211 dolara kadar çıkma potansiyeli mevcut. Ben de bu yüzden arkadaşlar yani bu seviyeleri gördükten sonra portföyüme biraz ekleme yapmıştım dün. Hatta nereden ekleme yaptığımı da size söyleyeyim. Şu alt banttan habire destek alıyordu. Dedim burayı kıramaz artık. 23-24 dolar seviyelerinden bir miktar AVAX ekledim portföyüme. Çünkü güveniyorum arkadaşlar. 9 Mart olayına gelirsek de size şöyle söyleyeyim. Arkadaşlar piyasa beklentilerin tersi yönünde çalışır. Şimdi herkes 9 Mart'ta düşüş bekliyor ya. Ya zaten coin'in canı çıkmış. Daha nereye düşebilir bu? Hadi düşsün 21 dolara düşsün yani. Ne olabilir? Hadi düşsün şuradan kaç? Ya 21 dolara düşsün ne olacak? Hiçbir sorun yok. Sonrasında yeniden artışa geçecektir. Ama ben AVAX'ta bu kilit açılma olayından sonra yeniden yani hiçbir sorun olacağını düşünmüyorum ya. Abartıldığı kadar bir sorun olacağını düşünmüyorum. Zaten adamlar sattı. Kilit için satanlar sattı şu an. Şu an malı toplamaya çalışanlar var. Balinalar malı topluyor bence. Yani çoğu kişi sizi de yıldırmaya çalışıyorlar ya 9 Mart'ı bilerek empoze etmeye çalışıyorlar kafanıza. Diyorlar ki ya sen 9 Mart'ta biraz daha sat biz alttan alalım biz alttan alalım. Niye alttan almak istiyorlar? Bu projeye güveniyorlar. Gerçekten AVAX'ın projesine ben de çok güveniyorum. Ya bunlar olur. Bu piyasada maalesef bu güvenlik açığı gibi
daha kötü şeylere de şahit olduk. Biz direkt scam olan projeler var. Adamlar paraları alıp kaçıyorlar. Ona ne demeli? Bu adamlar projelerin arkasında duruyorlar. 150-160 dolar gibi kesin bir seviye söylüyorlar. Ulaştırmak istediği hedefleri mevcut. Yani ben dediğim gibi gelse şaşırmam. 211 dolar gelse şaşırmam AVAX'ta. Yani gelir mi derseniz de bence gelme potansiyeli hala mevcut. İstediği kadar yıkılsın yakılsın hiçbir sorun olacağını düşünmüyorum. AVAX'ta kilitlerin açılma durumu da dediğim gibi bu piyasa insanların psikolojisine ters çalışır. Mesela en basit örneği Bitcoin 43.000'e geldiğinde herkesin beklentisi neydi? 41.000'e inecek. Peki 41'e değdi mi? Hayır, değmedi. Niye? 43'te herkes topladı. Burada yani diğer bir baktığımız zaman Bitcoin 58.000'den 60.000'e çıkacağını herkes düşünüyor muydu? Ya 60 olur mu desek ne derdi herkes? Geri bu seviyelere geleceğini söylesek bize gülerlerdi. Ama 60.000 işte herkesin beklentisi tersi yönünde çalışıyor. Bu piyasanın en sevdiğim özelliği bu. Yani piyasanın beklentisi neyse siz onun tersi yönünde hareket ederseniz kazanırsınız arkadaşlar. Herkesin öldük bittik dediği yerde alacaksın. Bakın şu sözü çok severim ve her zaman kullanırım. Herkesin korkak olduğu yerde cesur ol. Burası herkesin korkak olduğu yer mi? Sen burada satmayı mı düşünüyorsun? Burada adam zaten sana destek vermiş. Yani düşse nereye düşecek? 16 dolar. Ya düşmezse? Ya düşmezse seni bırakıp giderse, yani burada bu kadar zarar etmişsin. Burada satmayı düşünmek bence, bilmiyorum, benim trade anlayışıma, trade mantığıma, mentaliteme uymuyor. Yani ben bu tür spekülasyonlara gelmek istemiyorum. Ethereum için de aynı şeyi söylediler. Belli bir tarih verdiler. Herkes orada elinden çıkarmaya başladı. Ben buradan daha sonra düşükten alacağım diye Ethereum artmaya başladı orada. Yani bu gibi spekülasyonlara gelmeyin. AVAX güvendiğim bir proje. Yani başındaki insanlar bile, yani o kadar saygı duyulan insanlar ki, siz de araştırdığınız zaman projesini Ethereum rakibi olarak söyleniyor ve olabileceği de dair sinyaller de mevcut. Yani ben hiç şaşırmam. Dediğim gibi 200 dolar benim için gelse şaşırmam. Ben de onun için buradan 200 dolar demek 10x yapmak demek. Yani şuradan alan adam için. Ben de bu fırsatı kaçırmak istemedim açıkçası. Biraz portföyümü ekledim AVAX'ta. AVAX almayı yani düşünenler için bence güzel bir destek noktası olmuş bence. Ama siz de tabii ki düşüncelerinizi yorumda yazabilirsiniz. 9 Mart olayının nasıl etkileyeceğini yorumlarda yazarsanız ortak bir görüş de verirsiniz. Bence bu çok net bir spekülasyon olacaktır. İnsanların elindeki coinleri almaya çalışacaklar. Daha sonrasında yükselişe devam edecekler. Siz de buradan izleyeceksiniz. Yani ben o duruma düşmek istemem açıkçası. Zaten buradan buraya kadar düşüşe dayanmışsınız. Hadi maksimum 16 dolara düştü diyelim. 16 dolardan da satar mısın? Ben satmam diyorum. Ve AVAX videolarının devamını istiyorsanız beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Kanala da abone olursanız çok sevinirim. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere.